Hoş geldiniz canlar. Geldiniz. Şimdi davet edelim. Evet. Şimdi Esin hocamı canlı yayına alacağım. Kolektifin genel bilincine bir bakacağız. Hili üzerinden bilinçaltında neler var, neler aktif. Onlara göre kodları kırmayla alakalı güzel bir çalışma yapacağız. Hem de hili ile ilgili frekanslarla alakalı böyle bilgi paylaşımı yapacağız. Ahmet bir bakar mısın? Merhabalar. Tamam. Şimdi aldım. Tamam. Hoş Hocam, geldin Esin. Tamam. Şimdi aldım. Sultan'ın da katıldı mı acaba? Bir bakalım. O gelene kadar. Ben hoş geldiniz tekrar. Evet hocam. Ben Böyle bakıyorum. şimdi biraz önce genel bir kolektiften genel bir aura analizi alıyorum hocam. Canım benim. Teşekkür ederim. Sizi görünce frekans yükseliyor Esin Eyvallah. hocalarım diye adama Eyvallah. güzel bir mesaj attım. Teşekkürler. Bakalım genel aura analizinde kolektifte neler oluyor şu anda. Bu arada Sultan Hanım'ı da davet edelim tekrardan. Tamam. Davet edelim. Bütün yorgunluğum geçti diyor. Elhamdülillah. Ne mutlu, ne kadar güzel. Teşekkür ederim Ayşenur. Evet. Sultan Hanım'a davet gönderdim. Bir daha Katılamıyor diyor. bir paket. Tekrardan gönderiyorum. Seninkide de İnternetle bir iki kere öyle ilgili bir sıkıntı yaptıydı. var hocam, bir haftadır onunla Evet etkisi evet var. O arada biz gelene kadar ben aynen. biraz bahsetmek istiyorum. Kasım ayı sebebiyle çok güzel bir geldi Sultan Hanımcığım da, hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür Hoş ederim. Sağ olun, geldiniz. hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba sevgili Esin Hanım. Sevgili Esin Hanım, Evet. nasılsınız? Evet. Teşekkür ediyorum. İyi. Evet. Teşekkür ederiz Kasım'ın Sultan ayağını Hanımcığım. Sen çalışıyorum, nasılsın? kendimi özgüremedim. Ya çok şükür gayet iyiyim. Biraz iş yoğunluğu oluyor ama onun dışında şükürler olsun. Her şey yolunda, güzel gidiyor. Ya çok şükür, çok şükür. Elhamdülillah. Elhamdülillah, çok şükür. Nasılsınız? Şimdi siz katılıncaya kadar çok şükür iyiyiz. Esin de Aa, düştü. kolektifin genel bir aura Tekrar analizini gelir. Evet. düştü tekrardan. Evet Davet edildi mi? Ve evet. Aynı internetle internetle ilgili ilgili sıkıntı. sıkıntı. O arada gelene kadar ben şu anda aura analizi çıktı hocam. Şimdi kolektifin niyetiyle aldığımız bu aura analizinde şu anda üçüncü gözle ilgili bir duygu durumu verdi hocam. Diyor ki bize kişiler bir usta ve ilişki yoluyla manevi deneyim kazandıklarına ya da kazanacaklarına inanırlar. Üçüncü gözdeki duygu aslında kalp çakrası ile yer değişmiş. Herkes kendi özündekiyle buluştuğunda bu manevi deneyimi kazanabileceğini bilmesi gerekiyor. Siz gelmeden, evet düştü Tekrar mı? hatta. Evet, maalesef. Neyse, gene buradayım. Evet. Elhamdülillah. İnternetle ilgili Sultan sıkıntı var son bir haftadan beri. Bizim seslerimiz falan da değişik çıkıyormuş. Takipçiler geri bildirimde bulunuyorlar. Şimdi Esin kolektifin genel aura analizini aldı. Genel kayıtlara bakıyor. Şu anda ne var ne yok. Onunla ilgili bilgi veriyor ve frekans Evet, gönderimi niyetini yapacağız. kabul Bilgilenme ediyorum. olsun Çok diye. teşekkür ederim. Evet. Sağ olun kattığınız için ne Evet, kadar güzel. süper. Duygumuz üçüncü gözde çıktı sevgili Elhamdülillah. arkadaşlar. Buradan bir usta ile ilişki yoluyla manevi deneyim kazanacağına inanıyor kişiler. Şu anda kolektifte yayına katılan canlarımız. Kalp çakrasıyla zihnimiz yer değiştirmiş biraz aslında burada. Esin hocam dediği gibi akılla kalbi birlemek dediğimiz nokta.
özümüze ulaşmak için kendi manevi bilgimize, gücümüze, deneyimlerimize ihtiyacımız var. Diye yine üçüncü gözden çıkmış. Tabii şu anda burada herkes aklıyla, fikriyle, zikriyle dinlediği için dört ağrı analizi de üçüncü gözle ilgili çıkmış hocam. En sıkışmış duygu şu anda zihinde hocam. Alın çakrasının birden fazla konusunu yaşamayı reddettiğini bilmektedirler kişiler. Kaçınma davranışı gösterirler. Bu duygu kendiyle yüzleşmek, değişim ve dönüşümünü fark etmekle ilgili. Evet. Kaçınma davranışı. Yani farkındalığınıza blokaj koyuyorsunuz. Böyle bilinçaltınızda bir kodunuz var. Bunun sebebi de güvende hissedememe, güvenlik korkusu çalıştırdığınız için kök çakrada. İnsanlar alışkın olduğu alandan çıkmak istemezler. Ego beslenir orada. Oradan çıktığında yok olacağını düşünür. Halbuki bilse ki daha iyi bir şeye, sana hizmet edecek bir şeye, sağlıklı benliğe dönüşeceğini bilse o kadar tutunmaya devam eder misin? Bunların evet. Şifalanmasıyla ilgili frekansı devam ediyoruz. Bu da üçüncü çakrayla ilgili hocam. Diyor ki bireysel bilinç eksikliği nedeniyle kişiler toplumsal cinsiyet rolleriyle derin bir mücadele ve çatışma içerisindedirler. Yani kadın bireysel bilinç eksikliği nedeniyle kişiler toplumsal cinsiyet rolleriyle derin bir mücadele ve çatışma halindedirler. Yani kadın olmak işte bu hayatta devirde zor. Dişil enerjimi kabule geçemiyorum gibi. Kök çakrayla tepe çakrada bir basınç olduğu için üçüncü gözle bunun yansıması çıkmış hocam. Burada şu kod da çalışıyor altta. Enel hak boyutuna geçtiği zaman kişilerin bedenlerin cinsiyetleri var fakat ruhlarının cinsiyeti olmadığı için uyanışla birlikte o alandaki enerji de kasıyor olabilir. Bedenin bir cinsiyeti var. Onu yaşamada blokaj olduğunu söylüyor aslında. Buradaki kan kod. Yani dişil enerjilerin muhtemelen kolektifte çok fazla şimdiye kadar erilleşmek zorunda kaldıkları için, hayattan gereksiz yük aldıkları için biraz dişil enerjilerinde sıkıntı olabilir. Kendi kadınlığını, dişiliğini, rahimiyet enerjisini sevgiyle yaşayamamak, işte şefkat, merhamet, o güzel enerjinin biraz daha otoriteye, sertliğe, öfkeye, kontrolcülüğe ve mükemmelliyetçiliğe dönüşmesinden kaynaklı olarak da bu evet hocam, bu aslında karşısında genel bir duygu çıkmış. Burada diyor ki kişiler dışarıdaki manipülasyonu algılarlar ve ifadelerinde engellenirler. Yani tam boğaz çakrasının konusu. Burada üçüncü çakrayla yer değiştirmiş renkleri. Yani üçüncü mülhime, yani solar plexus çakrasıyla boğaz çakrasının yeri değişmiş. Kendilerini ifade edemedikleri için ve yaşadıkları bu manipülasyonu da algılayamadıkları için büyük bir ihtimalle hazım bölgesinde bir problem var. Kendilerini yeteri kadar ifade edemiyorlar hocam. Boğaz çakrasıyla yine devam ediyoruz. Yine boğaz çakrasında bir duygu çıkmış. Kişiler bariz bir uyum ihtiyacından ötürü kendini dikkatlice ifade etmemektedirler. Uyumlu olmak adına kendilerini bastırıyorlar. Ne düşündüğünü söyleyemezler. Kendilerini nazik bir şekilde ifade etmeye çalışırlar. Burası da boğaz çakrasının konusu. Burası da hocam kalp çakrasıyla yer değiştirmiş. Yani orada biraz ne düşündüğünü söylersem karşımdaki kırılır. İncinir mi? Orada içle dışı birlememiz lazım. İncinmemeyi de seçebilir. Sen her ifadende eksik olduğun zaman, içine attığın zaman boğaz çakrası, ilk hazım bölgesi sıkışır. O da mide çakrası, o da en altta kökten itibaren blokaj yaratmaya başlar. Dolayısıyla kendini özgürce, sağlıklı benliğini ifade edebilmelisin. Şimdi bunun frekansını gönderimi yapılacak. İfade ettiğinde de karşı tarafın ne düşüneceği senin düşünmen gereken şey değil. Karşı taraf mizacına göre algılayacak. Nasıl düşünmek istiyorsa öyle düşünecek. Yeter ki önemli olan burada sen hiçbir şeyi içine atmadan sağlıklı benliğinle doğru düzgün bir iletişim kanalı kurarak ifade etmen. Boğaz çakrasında eğer o rıza lokmasını yutamazsan, kendi özüne haksızlık ve saygısızlık yaparsan, bu enerji sende sıkıştığında frekanslarını etkiliyor. Yani negatif kod ve kalıplar bilinçaltında işlemeye başlıyor. Yani karmaları kendi içinde tekrar ettiriyorsun maalesef ve alt soyuna da bilmeden bu kodunu aktarmış oluyorsun. İşte hili o yüzden orada mucize gibi frekansların dönüşümüyle ilgili bizim gördüğümüz göremediğimiz alanlarda frekanslarımızı dengeye getirerek
hayata bakış açılarımızı, ifadelerimizi, duruşumuzu, başarılarımızı, özgüvenimizi, değer duygumuzu daha olması gereken seviyeye gelmesiyle ilgili frekansları dengeliyor. Evet, harika bir cihaz yani. Boğaz çakrasıyla devam ediyoruz. Burada da diyor hocam, kişiler maneviyatla iletişimini içsel varlığında değil dışarıda aramaktadırlar. Evet, içe dönüş olmak zorunda canlar. İkilikte olduğunuzun göstergesi bu. Genel anlamda kolektif, şimdi 5. boyut ve üstünden akış alırken manyetik alanlarda yapılan savaşlar maalesef frekanslarımızı düşürüyor. İptal. Böyle de bir gerçeklik var. Dolayısıyla dışarıdaki illüzyondan kurtulup iç dünyana, kalbine odaklanman gerekiyor. Yani frekanslarını kendine döndüreceksin. Düşünce sistemini kendinle ilgili çözmen gereken neler varsa onlara odaklanacaksın. Dışarıdakinin ne yaptığı senin için önemli olmamalı. Fakat bunu yapabilecek bakış açılarını geliştirmen için de frekanslarının bir dengede olması bir gerekiyor. Bir diğer duygumuz kalp çakrasında çıkmış hocam. Kişiler verecek hiçbir şeyi olmadığına inanarak sevgi alma ihtiyacını hissetmemektedirler hocam. Evet, sevgi almaya ihtiyacı gibi bir şey gibi. Yani orada kendilerini sıkıştırıyorlar. Ondan sonraki bir konuda evet, manipüle ediyorlar aslında. Sevgi almaya ihtiyaç yokmuş gibi manipüle ediyorlar. Kalpten kalbe akışı sağlamak gerekiyor. Şunu eklemek istedim. Şimdi verecek bir şey yok. O yüzden sevgi alma, yani aslında şöyle, tabii biraz da Türkçe çevirilerde sorun oluyor da kişi genelde karşılık, hep yani karşılık olduğuna inanıyor. Karşılık verecek bir şey olmadığını düşündüğünde de sevgiyi almayı hak etmediğini düşünüyor. Çünkü verecek bir şey yok buna karşılık. Yani bu maalesef toplumumuzun çoğunda sanıyorum, kolektifi burada o kadar güzel yansıtıyor ki şu an bu analizler. Yani sevginin öyle Sultan. Aynı zamanda da hiçliği de anlatıyor bir tarafıyla. Hiçliği de anlatıyor. Tükenmişlik sendromu gibi. Sevginin aslında koşulsuz olduğunu bir bilsek değil mi? Ne kadar farklı olurdu. Bir şey, şöyle bir duygu daha çıkmış. Hemen akabinde onu okuyacaktım. Bu düşünce boyutunda çıkmış sevgili arkadaşlar. Healy bizi hem ruh kaydımızda hem düşüncede hem de zihnimizdekileri açığa çıkardığı için bir önceki söylediğim, yani koşulsuz sevgiyi verememekle ilgili ruh kayıtlarında var. Yani ruhumuzda bu duygu işlenmiş. Şimdiki söyleyeceğim ise düşüncede, yani hepimizin düşüncesinde kolektif olarak baktığımızda kişiler diyor her zaman iki eş değer seçeneğin arasında kalmaktadırlar. Koşullu sevgi verirsem ben de ondan alabilirim. Yani ikisinin bir arada olabileceğini düşünemezler diyor. Muhteşem bir şey. Şimdi biraz önce söylediğiniz şey gibi yani. Yani. Ay, çocuklarda bile şey sorarlar ya bizde genelde. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Ya çok büyük zulüm ve çok büyük bir ayrıştırma. Sanki birini birinden daha fazla sevmen gerekiyormuş gibi bir algı yerleştiriliyor şuursuzca. Bu da işte robotik beynin bize yaptığı kodlamalar. O kişiye yapıldığı için o kişi de çocuğuna ya da işte kardeşine, arkadaşına soruyor bu şekilde. Hangisini daha çok? Hayır, bir şey seçmek zorunda değilsin. İkisini de hem de yasasıyla eş zamanlı sevebilirsin gibi. Ve bunu hayatımızın birçok alanında yapıyoruz aslında fark etmeden. Kısıtlı bakış açıları yaratmamızı sağlıyor. Bu da maalesef frekanslarımızı düşürüyor. Öz değerimizi, öz sevgimizi, öz saygımızı yani aynı zamanda kayıp duygusu da veriyor. Yani birini seçtiği zaman diğerini kaybediyor. Yani çok zıt duyguları bir arada taşıyor o zaman. Yani çok maalesef. Ay ya. Bu bilinçaltı kodlarının ne yaptığını tam anlamıyla bilsek zaten Sultan, yani şok, yani gerçekten şoklanacağım bir şeyler açığa çıkıyor. Kayıp duygusu, yoksunluk duygusu, yetersizlik duygusu hepsi birbirini tetikliyor bu durumda. Evet. Ve güvende hissedemiyorsun. Gerçekten beraberinde geliyor. Yani gerçekten üzerinde çok ciddi çalışılması gerekiyor. Yani nasıl çalışacağız? Bilinçaltı da o kadar derin, geniş ki yani buzdağının görünmeyen yüzü. Evet. Enkarneler boyutundan karma yüküyle gelmişiz. Bir sürü şeyler var. Doğru söylüyorsun. Hangi birine? O yüzden Healy işte biraz bu dördüncü boyut denilen zaman boyutunu hızlı aşmamızı sağlıyor. Yani defalarca bir sürü çalışma yapmana gerek kalmadan kendi aura analizini, ata kayıtlarına bakarak ihtiyacın olan frekansı kendine gönderdiğinde travmalara girmeden çünkü çok fazla çalışmak gerekiyor. Travmalara
girip bilinçaltında şifalandırdığımızda da tekrardan bir duyguya girip hatırlama oluyor. O da yıpratıcı oluyor. Süreç uzun olabiliyor ama Healy'de bununla birlikte Healy'de çok kısa sürede hızlı hızlı dönüşümler alıyoruz. Birazdan Esin Hocam kirleyen fotoğrafçılıkla ilgili Sultan Hanım muazzam bir şey bilgi attı Ayşe Canımız. Bilimsel olarak kanıtlandığıyla alakalı kirleyen fotoğrafçılıkla karşılaştırma yapmışlar. Evet. Birazdan zaten şu anda genel olarak yani toparlamamız gerekirse şu andaki kolektifteki bilinç hem boğaz çakrası, kalpten boğaza, boğazdan da üçüncü göze, hep dediğimiz gibi akılla kalbi birleyerek razı olarak sisteme aslında tam üçü çıkmış yoğun olarak. İkisinde ağır bir duygu var. E24 o da 124 yok. E24 o da yine atalardan gelen kodlarla. Evet, şimdi Healy'nin evet muhteşem böyle bir çalışması da var sevgili arkadaşlar. Hem ruh kayıtlarımızdaki atalardan aldığımız bu aktarımlar, hem E6 işte karmaya mı girdik de bu bize bu bilgi bize karmadan mı geliyor? Bu boğaz çakramda razı olamadığım şey ne? Annemden mi almışım bunu? Ya da gibi gibi şu anda 3 çakra arasında gidip geliyor hocam. Şu anda ben tüm saf ve iyi niyetimle, sevgiyle ve kolaylıkla çalışmayı başlattım hocam. Şu anda frekans gönderimi yapılıyor. Konuşmamız boyunca, canlı yayın boyunca bu frekanslar tamamıyla sevgili canlarımıza gidecek. Lütfen sohbetimiz boyunca sizler de yanınıza sularınızı alınız. Yudum yudum hem bizi dinleyin, sohbete dahil olun. Hem de sularınızı için ki bu frekanslarla uyumlanın. Kalpten, boğazdan ve üçüncü gözden herhangi duygulardan razı olamadıysak ruhumuzda, düşüncemizde ve zihnimizde sevgiyle, kolaylıkla dönüşsün sevgili canlarım. Şu anda da geliyoruz zaten hocam. Biraz önce Sultan Hanımcığım, Esin Hocamız söylediği gibi çok kıymetliydi. Hemen tabii ki katkı olsun canlarımıza. O sayfamıza da, Healy sayfamıza ve Telegram'daki Healy sayfamıza onu atacağım. Özel bir video olduğu için. Healy sayfamıza, Telegram grubundakine izliyor olabilirsiniz oradan. Şimdi kirleyen fotoğrafçılığında Rus bilim adamı bu fotoğrafçılığı bulduğunda parmaklarımızın ağrı analizi, parmaklarımızın bedenimizdeki tüm organlarımızla iletişimini, işte bir yaprağın, bir nesnenin, bir maddenin ağrı analizini çıkartarak etrafa yaydığı ağrı alanındaki bizim eterik bedenimizin, enerji bedenimizin hasar görmesiyle birlikte organlarımıza nasıl tesir ettiği ve böylelikle ağrı yırtıkları dediğimiz sistemde arızalar, yani saldırılar, yani işte negatif konuşmalar, mutsuz olduğumuz bir ortamda bulunmak, mutsuz olduğumuz olayları yaşayıp onların üzerinde takılı kalıp oradan çıkamamak gibi böyle bir muhteşem bir kirleyen fotoğrafçılığında açığa çıkan ağrı ve eterik enerji alanlarında. Şimdi deneyde parmak analizi alınarak kişinin oradaki duygusal dünyasındaki aura bedenindeki tesir ettiği, işte pankreasında çıkmış bizim izlediğimiz videoda, omurga sırt hattında çıkmış, enerji olarak oralardan yaralanma aldığı söyleniyor. Ve onun yanı sıra da bu tespit edildikten sonra Healy cihazıyla tekrar aura analizi yaparak, Healy cihazında hem pembe epimiz var, bilekliği kullanarak kullandığımız, hem de mavi ep dediğimiz rezonans paketi var sevgili arkadaşlar. Orada da siz Amerika'da da olsanız, Almanya'da da olsanız, fotoğrafınızla doğum tarihiniz, gün, ay, yıl olarak yazdığımızda sizlerin aura analizlerini alarak sizlere o anda bulunduğunuz durumun duygusal tarafını veriyor. Ve harita. Eşleştirildiğinde hocam inanılmaz bir şekilde o kirliyan fotoğrafçılığıyla çekilen bilgisayardaki veri aura analizleriyle birlikte hangi aura yırtığı, hangi meridyen noktasında bir hasar oluşturmuş ve bedenin hangi organına sirayet ediyor bilgisini veriyor. Ve Healy ile eşleştiğinde de aynı analizde tüm Healy programları ve diğer birkaç programımız, tabii sayısız program var. Birazdan Sultan Hanım'a rica ederiz o programlarda. Evet, farkları nelerdir diye sormuş bir tane canımız. Üç farklı Healy cihazını. Ve böylelikle Healy cihazıyla birlikte aslında tespit edilen şeyin eksik olan frekansla tamamlanarak bedenimizdeki
duygusal bedenimizdeki, enerji bedenimizdeki hasarı tespit ederek orada eksik olan frekansı vererek aura uyumunu gerçekleştiriyor. Bu muhteşem bir şey. Muhteşem. Şükürler olsun. Elhamdülillah. Çok şükür. Buyurun hocam. Peki Esin, bir soru geldi. Doğum tarihini bilmiyorsak, hani Hili'de biz kayıt alıyoruz, evet, ya fotoğraf çekerek aura analizi. Sultan Hanım'a sorabilirim bunu. Doğum tarihini tabii bilmiyorsak Hili bu noktada işler mi? Evet. Aha, kimliktekini yazmanız yeterli. Evet, aynen. Zaten fotoğraftan alıyor ya hocam. Fotoğraftan aldığı için kişilerin doğduğu, evet, yer, enerji, kimlikteki bilgileri, yaşadığı yer şu anda bizim için yeterli. Kadın mı erkek mi olduğunu kaydetmemiz yeterli olacak. Şimdi Sultan Hanımcığım böyle iki gün önce bize bu güzel haberi verdi. Ondan da bahsedelim hocam. Hili çok güzel bir kampanya yaptı. Kasım ayı kampanyası. Canlarımızda çok güzel geri dönüşler yaptı. Cihazlarda %50 indirimle birlikte almak isteyen canlarımıza muhteşem bir fırsat sundu. Evet hocam. Çok %50 çok ciddi bir indirim yaptık. Vade farkı. Evet. Evet. Yani çok, çok iyi. Kolaylığı sunuyor. Sistem çalışıyordu hocam. Daha ne olsundu? Elhamdülillah. Çok şükür. Elhamdülillah. Çok şükür. Tabii hile cihazını aldıktan sonra onun eğitimlerini verme, cihazı nasıl kullanacaksınız, core pilotlukla alakalı Sultan Hanım, evet, ve Esin Hanım bu konuda destek oluyorlar. WhatsApp ve Telegram grubumuzdan. Gruplarımız gün geçtikçe büyüyor. Her türlü katkıyı alabilirsiniz. Her türlü soruyu sorabilirsiniz. Alev diyor ki taksit yapılıyor mu? %50 indirimli Kasım ayı kampanyası 12 aya kadar vade farksız bir şekilde cihazı alabiliyorsunuz. Tükenmeden kendinize katkı olmayı, evet, seçebilirsiniz. Çok sevindim Sultan Hanım. Çok büyük bir şey bu katkı. Ya, hem taksit hem de %50 indirimli vade farkı firma üstleniyor. Özellikle Türkiye'nin de durumunu bildiği için. Güzel bir şey yani, ciddi bir hediye. Ben aslında bir güzel haber daha vermek istiyorum. Ve gerçekten dünden beri çok heyecanlıyım bu konuda. Bizim biliyorsunuz Hili'de meridyenler sayfamız vardı zaten 2 adet. Ve meridyenler çok değerli gerçekten. Hani bu Çin tıbbında ta 5000 yıl öncesine dayanıyor aslında meridyenler. Ama günümüzde tıp da bunu kabul ediyor. Yani normal tıp da bunu kabul ediyor. Ve meridyenler hani bedenimizdeki hem kanın da dolaştığı hem de enerjinin dolaştığı kanallar. Aynı zamanda işte akupunktur noktaları ve bu kanalların açık olması lazım ki, tabii, insanlar mesela ben şeyi daha iyi anlıyorum. Hani işte bu mesela bilimsel gelişmeler olsun ve Hili'nin gerçekten çok katkısı oldu. Bir takım şeyleri çok daha iyi anlıyorum. Örneğin neden hep söylenmiş işte negatif duygulara girmeyin, kimseyi yargılamayın diye mesela. Yani yargıladığımızda aslında biz o kanalları kapatıyoruz ne yazık ki. Ya şimdi... Evet. Evet, kendi enerji alanını darlıyorsun, evet, aura yırtığı oluşturuyorsun ve bir karmaya giriyorsun. Bu merak esasında işliyor, frekansın düşüyor. Dolayısıyla canlar, bu çok önemsediğim bir şey. Karma yaratan aslında bizim bilinçaltımıza fark etmediğimiz kodların devamlılığı. Şimdi Hili'de kendimize çalışma yaptığımız zaman yüksek bilinç farkındalığa doğru geçiş yaparken anda kendimizi yakalamamız için de müthiş bir veri tabanı açmış oluyor bize ve kendimizi de o cihazda görmüş oluyoruz. Hangisi atakaydı, hangisi ruh boyutumuzda en derinden işlenmiş, yüzde kaç bizi etkiliyor? Bu bizim hayatımızda hangi organlarımızı mesela hasta etmiş, frekansı düşürmüş ya da işte onun şifalanması için ihtiyacımız olan frekans hangisi, olumlama hangisi? Olumlamanın frekansı ya da işte hangisini kullanacağım? Bah çiçekleri mi, bir enerjetik savunma mı? Neyi kullanacağım? Onunla ilgili korkuluk yapıyor olması muhteşem. Hatta, bir tane canımız şey yazmış. Taş, hocam, ne gerekiyorsa, hı-hı, renk. Evet evet. Taşların, hı-hı, enerjilerini de çekme ile alakalı frekans, evet, gönderimi de yapıyor. İşte Alaska taşları ben şey çok kullanırım. Neydi o amatist, evet, masamda da var kocaman blok fikrinle şey. İşte o amatistin üzerindeki negatif enerjiyi topraklaması, nazar ve büyü muska tasalt enerjilerine karşı bir koruma kalkanı oluşturması, kalbi dengeye getirmesi, çakralara enerji çekmesiyle ilgili. Orada bütün böyle yeraltı madenlerinin de frekansları yüklenmiş şekilde canlar. Yani 300'den fazla çok güzel programları var.
Tek tek bakmak gerekiyor. Şimdi bunun eğitim veriliyor mu diye, alınca nasıl kullanacağız diye bir soru gelmiş. Esin Hocam'la Sultan Hanımcığım, bunların eğitimlerini veriyor cihazın. Yalnız kalmıyorsunuz, istediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz. Zaten önemli olan cihazı aldıktan sonra onu idrak edip kullanıp bir fiil hayatımızda kullanabilmek. Bunun için de öğrenmek gerekiyor. Hili zaten for pilotluğunu yapıyorsunuz. Daha detay bilgiler içinde eğitimini sevgili Esin'le Sultan Hanım bu konuda evet. Size destek oluyorlar canlar. Yayını kaydedeceğiz. Şu anda ismini diyemiyor hocam, kaydeder misiniz diye. Tabii ki yayını kaydedeceğiz. Sayfamızdan takip edebilirsiniz. Tekrar tekrar. Hatta sayfamızda biliyorsunuz yaptığımız çekilişlerimiz var. Haftada 3 kişiye Auro analizi ata kayıtlarıyla ilgili çakra analizi ve blokajlarını anlatan ses kaydı PDF'ini aynı zamanda gönderiyoruz. Ve haftanın bir günü de Esin Hocam'la birlikte bilinçaltı çalışması Hili ile ilgili bir genel aura analizi alarak frekans gönderimi ve bilinçaltında da çalışma yapıyoruz. Sayfamızı takip ederseniz hepsinden faydalanabilir, indirimlerden faydalanabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular neler varsa WhatsApp, Telegram grubumuzda üye olarak oradan da bütün bilgileri alabilirsiniz. Yani o sürekli devam edecek olan bir grup canlar, kapatmayacağız. Yani Hili'yi aldın, bir ay sonra seninle ilgilenmiyorum diye bir şey söz konusu değil. O sayfada olduğun sürece senin aklına gelmeyen başkalarının sorduğu sorular üzerinden bile bilincin yükseliyor. O yüzden grup şeyini çok önemsiyorum ben, birlikteliğini. Dolayısıyla her oraya atılan bilgi senin Hili'yi hem kendine hem bütüne katkı sunman için veri tabanını inanılmaz derecede sunuyor. Hili'yi sadece kendimize mi kullanabiliriz? Hayır. Bu Hili'yi hem kendine, çoluk çocuğuna, evine, eşyana, bitkilerine, hayvanlarına kullanabilirsin. Çok basit bir örnek. Örneğin bir eşyanı, evini, arabanı satmak istiyorsun. Hili'den destek alabilirsin. Satışını kolaylaştırıcı frekans. Ya da ev almak istiyorsun. Zenginliğinin açılmasını istiyorsun. O frekansların olumlamalarını yazıp manuelde frekans gönderebilirsin. İlgili program üzerinden de çalıştırıp kendine 21 günlük kürler yapabilirsin. Hani sadece organlarımızın şifalanması, bedenimizin şifalanması, işte saç var, cilt var, dişler, gözler, işte iç organlar vesaire birçok program var. Sadece bu değil. Yani hayatın her anlamında işimizi kolaylaştırıcı bir cihaz. Bir şey alırken de satarken de hayvanın ya da bitkin hasta olduğunda ona gönderebilirsin frekans. Çok evet. Hızlı dönüşümler alıyoruz bu noktada. Mesela kaybolan eşyanızı bulmayla ilgili dahi oradan olumlama manuel frekans dahi gönderebiliyorsunuz. Daha ne olsundu? Aslında ya şuna benzetiyorum Sultan Hanım. Şu an işte manyetik savaşlar zaten var. Gün geçtikçe artarak. Bu manyetik savaşlar enerji alanımızı, frekanslarımızı düşürüp aura yırtıkları oluşması için ciddi basınç veriyor. Aslında Hili'ye her noktada senin frekanslarını yüksek tutabilmen, evini, barkını, çoluğunu, çocuğunu koruma altına alabilmen için, manyetik alanlardan, bu savaşlardan da korunabilmen için aslında çok büyük bir destek. Yani ben bunu çok fazla önemsiyorum. İnsanların kendine yapacağı en büyük katkıdır. Ha deyince bir hocana telefon edip ulaşamazsın. Ha deyince birisine ulaşamazsın. Ha deyince bilinçaltı çalışması alamazsın. Ama Hili senin yanında olduğu zaman istersen yemek yap mutfakta, istersen arabada bir yere git fark etmez. Bir düğmeye basıyor yani. Olmasını istediğin karakter yapısını, mesela özgüven, o frekansı kendine gönderebilirsin. Değerli hissetmek, birinden değer beklemek zorunda değilsin. Senin için neyse dışına o yansıyor. Sen öz değerini açtığında, o frekansın dengeye geldiğinde dışarıdan değer görür hale geliyorsun zaten. Ama biz bunu anlayıncaya kadar öz değer bizde oluşsun diye çok fazla zaman kaybediyoruz. Ya da bir sürü travma çözmemiz gerekiyor. Özellikle anne ve babayla. O yüksek bilince farkındalığa kişiyi getirinceye kadar bir zaman dilimi bu. Ve emek, ciddi bir emek. Bunun içinde ne yapıyor? Kişi para da ödüyor. Dolayısıyla aslında bir kere aldığı cihazla birlikte özdeğer, özgüven, özsevgi neyse ihtiyacı olan, yapmak istediği, oluşturmak istediği karakter yapısının frekansını da kendine gönderebilir. Mesela başarıyla ilgili blokajın varsa, hedefe odaklı plan yapmakta problem çekiyorsan gönder frekansları. Olmasını istediğin frekans olduğunda evrende eşleşeceksin. Bu bir fizik kuralıdır. Felsefe değildir. Sen neysen onu bulacaksın. Kendi başıma yetmiyorsa eğer bu özgüven ya da başarı frekansı,
O zaman destek al, frekansın dengeye gelsin, bırak sen de mayalanıp o karakter haline gelsin, hücre kaydına insin. Ondan sonra zaten senin bir şeyleri başarmanla ilgili bir sürü şeyler önüne çıkacak. Kişiler, vizyon sahibi insanlar, teklifler vesaire. Artık orada ne kodladıysan, neyi isteyip talep ettiysen ben çok önemsiyorum. Özellikle son dönemdeki bu frekanslar üzerinden yapılan savaşlarla ilgili inanılmaz böyle destek oluyor yani. Her türlü destek oluyor. Sadece hastalıklar ya da bilinçaltıyla ilgili kısıtlı değil. Genel anlamda her şey güzel diyebiliriz. Bütünsel şifa da zaten öyle değil midir? Ve Dünya Sağlık Örgütü de zaten sağlığı tanımlarken sadece kişi üzerinden de değil, kişinin ve içinde bulunduğu toplumun da sağlıklı olması gerektiğini söylüyor ki tam bir sağlık halinden bahsedilebilsin. O yüzden de biraz çok yani geniş bir çerçeveden olaya bakmak gerekiyor. Bu arada söylediğiniz çok doğru. Yani dışarıda aramak zaten hani insanlara hayal kırıklığına uğratıyor. Çünkü dışarıda zaten bir şey yok aslında. O yüzden de kendimize çalışmamız gerekiyor. Kendimize çalışmak da çok yani hakikaten öyle bir iki çalışmayla da olacak bir şey değil yani. Çok derin kayıtlar var ve bu bedene de kayıt olmuş, auraya da kayıt olmuş. Yani bilinçaltında da var. Bunların hepsini bulup çıkarmak yani ciddi anlamda bir sürü teknikler var ama yani şu an benim de gördüğüm hani Hili gerçekten muazzam güzel bu konuda. Kolaylaştırıcı. Çok büyük. Kolaylaştırıcı. Elhamdülillah. Bir tane arkadaşımız Ece şöyle bir mesaj atmış Canlar. Hocam zenginlik ev alma için falan olunca hile inanmak gerekiyor mu yoksa zaten faydası olur mu? Yani hile sen inanınca mı çalışıyor? İnanmasan da o frekans sana aktığı zaman etki ediyormuş. Şimdi şöyle bir parantez açarak minnak bir replik vereceğim. Senin inanmamanı sağlayan yani oradaki blokajın ne? Kıtlık bilincin. Olmaması yönünde bir frekans üretiyorsun, kıtlık bilinci. Hili'den gönderdiğin frekans senin kıtlık bilincini kıracağı için inanıp inanmaman mevzu bahis değil. Oradaki mevzu kıtlık bilincine çalışmaktır. Peki inansan da inanmasan da Hili'nin enerjisi sende çalışıyor mu? Kişi izin vermezse çalışmıyor. Çünkü alanı okuyabilen bir cihaz. Kişi eğer tamamen kapalıysa, yani doktora da gitse doktorun da yapacağı bir şey yok. Şifacıya da gitse bence yapacağı bir şey yok. Çünkü kapatmış zaten kendisini. Yani öz bir alana giremeyiz. Yani burada asıl olan inanıp inanmaması değil. İzin verip vermemesi. İznini almadığımız kimse üzerinde çalışmıyoruz Canlar bu arada. Etik değil. Yani evet çocukların üzerinde şifaydı, başarıydı, işte onların genel böyle kişisel gelişimlerine katkı olmak için ya da şifalanmayla ilgili çalışabilirsiniz. Ailenin izniyle olabiliyor. Eşlerin izniyle. Lakin evet dışarıdaki birisine çalışırken mutlaka izninin olması gerekiyor. İzni olmadığı zaman alan kapalı olduğu için hilinin orada herhangi bir şekilde frekans olarak etkileme gibi bir durumu yok. Yani kişiden zuhur ediyor. Enerjinin birleşmesi lazım. Birinin alıcı, birinin verici olması lazım. Alıcı olmayınca vericinin gideceği bir yer yok. İkisinin sevgili bir şekilde inanması da çünkü yani. Neticede bilimsel bir şey ve enerji frekans, enerji o bilgi alanımıza girdiği için hücreler ihtiyacı olanı alıyor yani. O yüzden inanma değil de evet izin vermesi çok değerli. Ben bir deneyim paylaşmak istiyorum hocam. Şimdi 4-5 seans çalıştığımız bir danışanımız vardı. İşte geçen ay heyisi oldu onu da şükürler olsun. Bana mesaj atmış hocam. Çok kıymetli, bunu bildirmek istiyorum. Demiş ki hocam eskiden kalıplarıma göre dua ederken hep sizler söylüyorsunuz ya Instagram'dan, Telegram'dan, eğitimlerinizden. Arkadaşlar ettiğiniz dualara lütfen yön veren sizsiniz. Düşüncelerinizi değiştirin. Dilinize, dilinizden dualarınıza dökülür diye. Ben ne dua edeceğimi bilmiyordum. Hocam eskiden şuna alışmışız. Allah'ım bize kaza bela verme. Allah'ım işimizi böyle. Yani hep olumlu konuşmamız gerekirken olumsuzları da eklediğimiz için hocam diyor. Şimdi diyor ağrı analizini alıp kendi frekanslarımda yani kendi çakralarımdaki olumlamaları okuyunca diyor şoka giriyorum. Şimdi neden? Çünkü biraz önce bakın hili senin hangi ilgili çakranda bir sıkışıklık varsa ona göre sana olumsuz kelime kullanmadan, senin zihnini zorlamadan sana zaten gönderiyor. Şimdi
En doğru sevgili canlarımıza şu anda ne geliyor? Olumlamaları şöyle hemen 2 saniye okuyayım hocam. Davranışlarım üzerinde yalnızca olumlu etkilere izin veriyorum. Kendimi özgürce ifade ediyorum. Elhamdülillah. Düşünsem ki bunu diyor ben yazamam hocam. Diyor ki kendi içimde huzurluyum. Dürüstçe fikrimi ifade edebiliyorum. Ne düşündüğümü, hissettiğimi açıkça söylüyorum. Boğaz çakrasının olumlaması. Ve diyor ki kalp çakrasının olumlaması. Hayat konusundaki zorlukları biliyorum. Kabul ediyorum. Kutsuyorum. Güven ve sevgi doluyum. Şu anda bütün kolektife gelen olumlama. Hocam diyor her şeyi bir kenara ben artık diyor. Çünkü diyor kafayı karıştırmış yemiş durumdaydım. Eski inanışlarıma göre sürekli dua ederken ne edeceğimi, ne konuşacağımı bilmiyorum. Kelimeler çünkü her şeyi değiştirdiği için aslında sadece diyor hileye uyumlanıyorum ve diyor o benim yerime bütün olumlamaları yaparak ilgili bütün çakralarıma diyor olumlamaları tatlış bir şekilde gönderiyor. Bu büyük bir konfor. Ne kadar. Bunun için bile kullanırım diyor. Çok güzel. Evet. Diyorum ya sırf analizleri bile o kadar değerli ki yani. Çok kıymetli. Evet evet. Ya gerçekten bazen kişi neyi söylemem, neyi yüklemem lazım onu bilemiyor. Gerçekten böyle bir şey olabiliyor bazen. Hili bu noktada zaten inanılmaz kor pilotluk yapıyor. Şimdi bak Gül şöyle bir mesaj atmış. Ne varsa alemde o var Adem'de. Biz de dünyanın kaydı var demektir. Dünyadaki bütün taşlar, bitkiler, dört element, şifalanma yöntemlerinin hepsi senin içinde. Hücre frekansında sadece gizli bir hazine. Gizli hazine olan yaratıcı bilinmek istiyor. Ve dalga ve frekans boyutunda bilimsel bakacağız arkadaşlar. O hazinelerin içten dışa açığa çıkması için ihtiyacın olan kod hangisi? Kırılması gereken kod hangisi? Bunlarla alakalı işte Hili destek oluyor. Alemdeki bütün şifalanmaya yönelik, frekansların yükselmeye yönelik o yapılan ölçümler yüklendi. Bir soru daha Sultan Hanımcığım sana gelsin bu bir tane. Bu frekanslarla ilgili nasıl bir çalışma yapılmış? Yani nasıl ortaya çıkmış bu cihaz? Onunla ilgili bir bilgi verirsen çok şimdi mutlu frekanslar çok yeni bir şey değil aslında. Hani bilinen bir şeydi. Sadece mesela müzik de bir frekans, ses de bir frekans. Bunların ölçümleri de yapılabiliyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok fazla kullanılmış arkadaşlar. Ama manipülasyon içinde ağırlıklı olarak kullanılmış ne yazık ki. Ama bu firma, yani bu firmanın sahibi fizikçi kendisi, aynı zamanda filozof ve de çok spiritüel bir insan. Görünmeyen alanı da çocukluğundan beri çok merak eden bir insan. Daha sonra yolu fizikçilerle daha böyle, hatta 13. boyuttan bahseden fizikçilerle karşılaşıyor ve uzun süre bu alanda çalışmalar yürütüyorlar frekanslarla ilgili. Daha sonra ki bu arada yani 18-19 yıldır bu firma zaten var ve hep frekanslarla çalışan bir firma. Ve frekansları ölçüyorlar. Şu an hali hazırda Hili'de 9 milyon frekans var. Yani 9 milyon frekans taraması yapabiliyor Hili. Yani frekanslar ölçülebilen bir şeydir arkadaşlar. Bilimsel bir şeydir. Ve her şeyin aslında bir frekansın olduğunu insan, yani bilim adamları görüyor. Her şeyin ama. Yani nasıl ki bizim bir işte parmak izimiz farklı birbirimizden, göz farklı vesaire. Yani aynı şekilde aslında her şeyin, canlı cansız her şeyin bir frekansı olduğunu tespit ediyorlar. İşte bir yerde sayılar var ya, hani sayılarla ilgili sistemler var. Sayı da aslında frekanslar. Yani frekans sayıyla, evet sayıyla ifade ediliyor. Renklerin etkileri var. Hepsi Hili'de mevcut canlı. Her şeyin, organların frekansı, hücrelerin frekansı. Velhasıl her şey aslında bir enerji ve frekans. Zaten kuantum fizik de şu an bunu ispat etti ve hala da çalışmalar devam ediyor. Şimdi her şey bir frekansla ve bu frekanslar ölçülüyorsa haliyle bunlar artık kullanılabilir de olmuş oluyor. Ve buradaki bu enteresan olan bu frekansları tarıyor ve artık kişiye tamamen kişiye özel kişinin ihtiyacı olan frekansları bir araya getiriyor. Yani esasında bizim bedenimiz bir frekans denizi ya da bir frekans senfonisi ve çevremiz de aynı şekilde. Evet. Tesla da zamanında söylemiş bunu, Nikola Tesla. Evrenin sırlarını çözmek istiyorsanız
frekans, enerji ve titreşim üzerinden düşünmelisiniz diyor. Yani bir frekans denizinin içinde yine frekans kümeleriyiz esasında. Ama sorun ne? Burada sorun bu frekansların birbiriyle olan uyumu. Uyumlu ve uyumlu olmayan frekanslar. Evet. Yani örneğin organlar arasında da bir uyum olması gerekiyor. Eğer o arada bir uyum yoksa orada o organda hastalık çıkıyor. Yani hücrelerin birbiriyle uyumu aslında o kadar karmaşık ve muazzam bir sistem ki, yani ben Healy'den sonra çok daha fazla şeyleri fark etmeye başladım ve bedenimize daha fazla odaklandım. Örneğin demin de dediniz ya, bu doğadaki işte doğal taşlar vesaire, her şey bedende de var. Ve dedim ki evet, demek ki topraktan geldik derken aslında bunu kastediyorlar. Toprakta ne varsa, bitkiydi, doğal taştı, yani aklımıza ne geliyorsa hepsi var ve hepsiyle ilgili analiz yapabiliyoruz artık. Aynen, her şeyin enkarnesisin. Dolayısıyla ne varsa alemde o var Adem'de. Şöyle düşünün canlar, herkes enerjetik alanda birbirine bağlı, kuantum alanda. Amerika'daki, Hollanda'daki, İran veya Türkiye'deki herkes birbirine bağlı. Şimdi yapılan bir deneyde, çalışmada daha doğrusu, dünyanın bir ucunda ormanlar yanarken tam zıttına olan diğer ucundaki ağaçların frekansını ölçüyorlar. Yanan ağaçların frekansı düşüyor. Aynı seviyede dünyanın diğer tarafındaki ormanlar, yeşillik. Dolayısıyla herkes, her şey birbirine enerjisel bağlıysa, dünyanın bir yerinde savaşlar varken, kıtlık varken, maalesef manyetik savaşlar varken senin etkilenmemen mümkün değil. Evet, o an belki başına bomba düşmüyor da frekans olarak sen aynı frekansın, içine düşüyorsun. O zaman ne oluyor? Ruh, beden, zihin bütünselliği bozulduğu için depresyon. Depresyonun sonucunda o nörokimyasalların vücudu hasta etmesi, değil mi? Sonra vücut hastalanınca, hücre frekansları düşünce organlarda hastalıklar başlar. Ve eğer senin DNA'nda getirdiğin genetik bir rahatsızlığın varsa ya da karma yüküyle geldiğin bir karmaya ait bir hastalık döngüsü varsa, o döngüyü açıyorsun. Kaderindeki o zip dosyasını açıyorsun. Yani olaya çoklu bakış açısıyla bakarsanız, bu frekansın, bizler dalga ve frekansız. Tek gerçekliğimiz bu. Atomun altına indiğin zaman sonsuz bir boşluk var zaten. Tek gerçekliğimiz bu. Hangi dalga ve frekans olursak hayat bizim için 5. boyut ve üstü gibi yaşanır. Mevzu bu. 5. boyut ve üstündeki yüksek frekanslarla hemhal olabilmek, kendin o frekansın kendisi olabilmek için kendinle ilgili ciddi çalışma yapman, nefsin ölmeden önce ölmesi lazım. Ama ölüm deneyimleri insanı ciddi burnunu sürten, hayatından 20-30 yılını alan bir şey. Bunu yaşamadan, bu 4. boyutta yaşadığımız bir şey, 3'ten 4'e çıkarken, arada bypass ederek frekanslarınızı dönüştürdüğünüz zaman, çileye giriftar olmadan, ölmeden önce ölüm yolculuğunda zaman kaybetmeden, perişan olmadan, yüksek frekansla eşleştiğiniz zaman, o zaman hayatınızdaki 5. boyut ve üstüyle ilgili alanlara da geçmiş oluyorsunuz. Yani cennet yaratımları. Sende özgüven, özdeğer, özsevgi, özsaygı açıldığı zaman, kıtlık bilincini kırdığın zaman, frekansını bolluk bereketle uyumlandığın zaman, sen neysen onu bulacaksın. Ve işte nasıl bir sen oluşturmalısın ki hayatın boyunca mutluluk, huzur, şevk, huşu, tevazu, zenginlik, başarılar, bolluk, bereket olsun. Hangi frekans olmalısın ki evrenden bumerang yasasıyla ve çekim yasasıyla onu kendine çekmelisin. Peki nasıl, hangi frekans olmam lazım? Bazıları gerçekten bu konuda hiçbir fikri yok. Yani bir anda uyanışını yaşayan insanlar adeta yeni doğmuş bebek gibi, çok haklı olarak bizler de öyleydik. Bütün bildiklerimiz çöp oldu ama bambaşka bir şey açığa çıktı. Burada işte yolu hızlandıran, vakit kaybetmene, nakit kaybetmene gerek kalmadan kendi kendinin doktoru olabilme, kendi kendine mürşitlik yapabilme, farkındalığını yükseltebilme, kendinin şifalanması ve bütüne katkı olup bunun satışını da yapabilirsiniz. Bundan 21 günlük kürler hazırlayarak insanlarla ortak çalışma içine de girebilirsiniz. Healy sayfamızda var, kampanyalarla ilgili de var, destek hattımız da var. Oralardan ulaşabilirsiniz bize. Yani sizin için bir para kazanma sebebi de olabilir. Hem de madde ve manada yükselişine sebebiyet verebilir. Bak, madde ve manada yükselişine sebebiyet verebilir. Kendini seçersen, kendine katkı olmayı seçersen. Yolda oyalanmayı es geçen bir cihaz. O yüzden bu kadar üstüne duruyorum Healy'nin. Bütün herkesin bunu kolaylıkla almasını seçiyorum. Çünkü art niyetli insanların ya da küresel sistemin yaptığı şeylerden nasıl korunacaksın? 1000 tane sırtlan var. Oradan yapışıyorlar, buradan yapışıyorlar falan falan yani. Anlatabiliyor muyum? Bir yerden sonra onu düşün, bunu düşün. Kafa gidiyor.
ruh beden zihin bütünsel bir sıkıntı yani. Denge bozuluyor işte. Sol beyin olan danışanlarımız, canlarımızda. Şimdi orada kendini, şimdi mesela danışan olarak biz tabii ki terapistler olarak söylüyoruz. Belirli bir seviyeye geliyoruz, getiriyoruz. Birlikte istişare yaparak çalışmalarla. Fakat bazı insanların sol beyni daha aktif çalıştığı için analitik olarak veri tabanına ihtiyaç duyuyorlar. Bu veri tabanını da hile, rezonansta, işte aura analizlerinde, mavi ette kullandığımız bütün altyapıyı kendisine sunumuzu, çünkü yaratıcı hemopat ruh diye bir bölüm var rezonansta. Orayı tıkladığında kişi kendinin en derin ruh kayıtlarına ulaştığında kendisi kendiyle yüzleştiği için orada bir veri var ya, sol beyni ikna alıyor. Aa, evet ben gerçekten bu duyguları hissediyorum. En derindekini buluyor. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Benden ikna olmadın ya da ilk kişilerden ikna olmadın. Bazen çünkü orada kendimizi manipüle ettiğimiz için yıllar boyunca sana burada seni sana anlatan bir cihaz var. Seni sana en derin boyutta senin yüzleşmeni sağlayan yaratıcı hemopat ruh yapısı. Ruhunda nerelerde yaralandın? Hangi duyguda direnç gösteriyorsun da bunu kapatıyorsun? Sana aynalama yapan bir cihaz var burada. Yani bu müthiş bir özürlük hocam, bu bakış açısıyla baktığımızda. Kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle. Sana anlatıyor aslında. Peki bir soru geldi Sultan Hanımcığım. Hile ile ilgili teknik destek ya da parça bozulduğu zaman tabii garantisi var mı gibi yani, bir soru. Hile'nin aslında aldığımızda o frekansları kullanma hakkı ömür boyu bizim oluyor. Sadece cihazın kendisinde herhangi bir teknik problem olduğunda evet cihazı 2 yıl garantisi var. Direkt değişim yapılıyor zaten. Onun dışında her türlü tabii ki destek var. Evet. Çok yani, çok şükür. Peki bir soru hocam. Bu cihaz art niyetli kişilerin eline geçerse kötüye kullanabilir mi? Şöyle, cihazın kendisi şifalandırmaya yönelik canlar, frekansların yükseltilmesiyle ilgili. Yani bir beddua göndereyim şuradan, böyle bir şey yok. Sultan evet, anlatırsan. Şimdi bazı soruları yine daha sonra cevap vereceğim. İşte örneğin farklarını falan ve meridyen konusunda. Şimdi arkadaşlar, aslında birinin kötü niyetli bir şey yapması için hileye gerçekten ihtiyacı yok yani. Bir insan konuşurken işte olumsuz sözler kullandığında hem kendi hem karşıdakini zaten bir şeyler yapıyor yani. Onun dışında şu anki mevcut teknolojiyle telefonlar da aslında mesela, şimdi bazı şeyleri tabii rahat konuşamıyoruz ama yani telefon olsun, bir takım bazı şeyler olsun, zaten bunlar elimizin altında, hani çok da öyle iyi niyetli şeyler değiller. Ama burada bir kere bu firma Alman firması, hani onu bir söyleyeyim, çok yani kendi özgü patentleri olan bilimsel bir ürün, artı özel bir ekiple çalışıyorlar veri koruma konusunda, veri güvenliği konusunda mühendislerden oluşan ve yine patentli sistemlerle çalışan sistemleri var arkadaşlar. Yani şimdi her şeyi de böyle olumsuz olacak diye beklersek ya da öyle düşünürsek zaten hiçbir şey yapamayız. Yani o zaman dışarı da çıkamayız ama evde dururken de hadi bir takım şeyler olabilir. Yani böyle bu kadar hani negatifte bakmayalım lütfen. Evet tabii ki yani iyi tarafta var. Yani iyi de var, kötü de var. Hani bunu bilmek lazım. Ya şöyle düşünün. Eline bir bıçak veriliyor. Bunu iyiye mi kullanıyorsun, kötüye mi? Mesela telefonu konuşmak için ya da onun dışında birçok şey için. Telefon masada duruyor. Telefonun manyetik alanından bile sana frekans gönderiyorlar. Bakın birçok şeyden. Ya her türlü elektronik cihazdan yani. Dolayısıyla alanını arındırmak istiyorsan bu cihaz gerçekten ciddi anlamda etkili. Hani ne yapabilir? Kötüye şöyle nasıl kullanabilirsin? Ciddi kafa patlatman lazım. Normalde o programdaki hiçbir şey, bir şeyi kötüleştirmek için değil, iyileştirip özgürleştirmek için bütün yazılım bunun üzerine kurulu. Sadece manuel yaptığımız yazılımlar var. Örneğin ben işte evimi satmak istiyorum, büyük bir ev almak istiyorum. Bununla ilgili olumlamalarımı yazıyorum. Evimi kolaylıkla şu fiyata sattım. Yeni evimi işte şu özelliklerde kolaylıkla ve sevgiyle hayatıma çektim, aldım, oturuyorum gibi gibi yazdın. Onu frekansa dönüştürüyor o cümleyi. Bunu yükleyebilirsin kendine. Şimdi bu programı kullanarak kötüye kullanabilir misin? Evet, bu ihtimal. Ama bu dayak yasasını bilmezsen... Pardon.
Bir de işin şöyle bir tarafı var. Sen bunu yapacak olsan bile karşı tarafın izni olmadığı için, alanı açık olmadığı için zaten gitmeyecek. Ancak bunu yaptığında bumerang yasası o yazdığın her kötü ne varsa sana geri girişini sağlayacak. Dolayısıyla kendine yapılmasını istemediğin hiçbir şey başkasına yapma. Anlatabiliyor muyum? Yani sen istesen de ondan kötü bir şeyi belki sadece manuel yazılımlarla ilgili yazarım diye düşünsen bile şu anda da onun önünü kapatıyorum. Çok net bir şekilde söylüyorum. Karşı taraf bundan haberi olmadı ve alanını açıp izin vermediği için zaten frekans eşleşmesi olmaz. Seninle eşleşir. Çünkü senden çıkan sana geri girecek. Senin zuhur Aynen. ettirdiğinle sen evrende eşleşeceksin. Dolayısıyla Evet. kötüye kullanma gibi bir şey söz konusu değil. Kötüye kullanılmasıyla alakalı dediğim gibi telefonlar üzerinden, bilgisayarlar Bulardan. üzerinden kapalı bile olsa cihazların. Aynen. Aynen öyle. Havadan suya yüklenilen frekanslarla zaten yapacaklarını yapıyorlar. Biz işte önemli olan ne yapacağız? Alanımızı arayıp tarayarak gerekli frekansların yükseltilmesini çalışmasını yapıyoruz. Evet, aslında Kendimizden tam şu sorumluyuz yani. ortamda bence çok önemli ve değerli. Çünkü bu kadar olumsuzluğun da olduğu bir ortamda gerçekten de Tabii. bize destek sağlayacak çok önemli bir araç, çok kıymetli. Rahat ol. Kesinlikle. Peki benim şimdi 10 dakika sonra Hili sayfasının Instagram algoritması doluyor, kapanıyor herhalde. Şu bilgiyi de vermek istiyorum. 3 cihaz arasındaki farklılık nedir Sultan Hanımcığım? Bir de Tamam. kampanyadan Şimdi bahsedersen canlarınız arkadaşlar eğer sorulur Aura, mesela Aura sorularım ve Çakra analizi yapmak istiyorsanız koçluk programları da var. Mesela işte finansal durumunuz, ilişkileriniz, yetenekleriniz, potansiyeliniz daha pek çoğu. Bunlarla da ilgileniyor iseniz rezonansın üstündeki bir versiyonu almanız gerekiyor. Bu da Hili Plus ve de profesyonel versiyonu. Bu ikisinin dışındakilerde bunlar yok mesela. O yüzden de sizi çok tatmin etmez. Genellikle profesyoneli tabii ki tavsiye ediyoruz çünkü onda bütün programlar var. Eğer gerçekten hiç müsait değilseniz o zaman bir altı olan Plus versiyonunu tavsiye ediyoruz. Plus versiyonunda en azından aura analizi de yapabiliyorsunuz. Koçluk modelinin bir kısmı var hiç olmazsa. Ama diyorsanız ki ben meslek sayfasına ihtiyacım var, güzellik sayfasına ihtiyacım var mesela. O zaman onlar da yok Plus versiyonunda. Sadece profesyonelde var. Bunun dışında korunma programları mesela bu da yine profesyonelde var. Yani arada ciddi fark var aslında. Mesela profesyonelde 229 sayfa program, onun bir altı plus'ta 126 program var. Yani arada ciddi fark var ve artı dijital nutrition dediğimiz sırf 6 sayfa bütün işte bedenin ihtiyacı olan vitaminler, mineraller, ne bileyim aklınıza ne geliyorsa yani onların hepsi yine profesyonelde var. Yani mümkünse Profesyonelde bir site var. var o zaman diye bir mesaj geliyor. Dolayısıyla canlar şu an Kasım ayında %50 indirimli vade farksız 12 ay taksit. Evet. Yani ben profesyoneli Kesinlikle. tavsiye ediyorum tabii ki. Bu arada Hili'yi kendi telefonunuza ya da tabletinize kuruyorsunuz canlar. Teknik destek sağlanıyor. Hili'nin çalışmasıyla alakalı. Hili sayfamıza girip takip edin. Cihazı almak için başvurabilirsiniz. Esinci Akademi Hibi sayfası ve Telefonla telefonu evet verir misin yayının Esincim altına da burada canlı yayında? yazarsınız. Burada da verin Buraya da yazalım. Evet, ulaşabilirler size. Her türlü destekleriz. İş olarak düşünen arkadaşlara da yardımcı oluruz. Bir Alman firmasıyla çalışayım, Euro bazına para kazanayım diyorlarsa çok tabii güzel olur. ki. Ve Aynen. meridyenlerle tekrar açar Kazanç mıyız yayın olabilir. yoksa ona göre? Açabiliriz de bakalım. Evet, şu Tamam. an o zaman ben bir kaydedeyim bunu. Hem telefona hem Oluyor. de tablete oluyor mu Oluyor. diye iki Dört cihaza da aynı şekilde cihazı da rahat kurabilirim. kullanabilirler. Kadar izin veriyor. Evet. Telefonlara bu şeyin altına yazacağız canlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Akademi sayfasından da
Hili sayfasından da bütün sorularınızı sorup oradaki videoları, realizleri izleyerek bilgi de alabilirsiniz. Evet, uzakta yaşıyorsanız aile bireylerine de frekans gönderebilirsiniz. İsterse Amerika'da olsun hiç fark etmiyor. Her şey dalga ve frekans saniyenin onda birinde dünyanın öteki ucunda dolaşıp geliyor. Dalga ve frekanslar dolayısıyla şu an no problem canlar. Öpüyorum aslında. Saat farkı da var. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Yani. Saat farkı da var. Sen yurt dışındasın, Almanya'dasın. Bizler burada Türkiye'de. Yani bu hile üzerinden çalışmak için illa yanında olmasına, kişinin yanında olmasına ihtiyacın yok. Aynı biz işte biyoenerji nasıl çalışıyorsak ya da kuantum alanda nasıl çalışıyorsak her şey bir enerji. Aynı şekilde. İndirimi yıl sonuna kadar uzatsanız Sultan Hanım diyor. Bu Alman firması ile alakalı. Keşke Sultan Hanımcının elinde öyle evet. Bir şey olsaydı. Şu an, kaçırmayın. Evet, Almayı evet. Seçiyorum deyin. Daha bakalım Alman hangi olasılıkları açacak. Tamam. İnşallah. Tamam. Peki kapatıyorum. Okay. Tekrardan açacağım şimdi. Son tamam. Birkaç soruları daha cevaplayalım. Görüşürüz.